Arkadaşlar merhaba. ETS 2'nin 1.36 stabil sürümü henüz yayınlanmadı biliyorsunuz. Deneme sürümünü kullanıyoruz. Bu deneme sürümünde kullandığım bazı modlar var. Bu modların hangileri olduğu ve ne iş yaptıkları ile ilgili bir video yapmaya karar verdim. Çünkü bu modların büyük bir kısmı 1.36 stabil sürümünde de çalışacak gibi görünüyor. Herhangi bir hata vermeden. Ama yine de bu modlar 1.36 stabil sürüme geçtikten sonra mod yapımcıları tarafından ufak tefek değişikliklerle güncellenecektir. Şimdi modlara bir bakalım. Her zaman olduğu gibi aşağıdan yukarı doğru gideceğim. Şimdi önce 4 tane modumuz var. Bunlar RAW Extended haritasının 1.36 sürümü. RAW Extended 2.3, 2.3 sürümünün 1.36 için hazırlanmış olanı. RAW Extended 2.3'ün İngilizce şehir isimleri. Bu da YKS-RSK haritasının yani Türkiye haritasının 1.9.5 sürümü 1.36 için olanı. Bu Almanya'da bir takım değişiklikler yapan bir harita. Bu da yine 1.36'da çalışıyor. Bu hemen hemen herkesin seveceği bir zemin, harita zemini ekliyor. Çok büyük haritalarda Rusya dahil, işte Rusya, Kazakistan dahil bütün haritaları kapsayan bir zemin bu. Oldukça güzel ve kullanıcıların hoşuna gideceğini kesinlikle tahmin ediyorum. Bu Non-Flat Country Roads modu karayollarına düz olmayan yollar ekler. Bazı engebeli yollar ekler. Ama bu engebeli yollarla çok sık karşılaşmayacağınızı hemen peşinen söyleyeyim arkadaşlar. Bu asfalt yamaları yine karayollarına asfalt yamalar ekler. Bu da çok fazla sık görünmez. Eğer biraz daha sık görünmesini istiyorsanız üstündeki bu yamayı eklemeniz gerekiyor. Bu asfalt yamaları için hazırlanmış ikinci bir yama. Bu yamaları biraz daha fazla görmenizi sağlayan bir seçenek. Bu reflektif gravel crossing anim de hem zemin geçitlerde yani karayoluyla tren yollarının kesiştiği noktalarda bariyerlere ve sinyal işaretlerine reflektif özellik kazandırıyor. Yani yansıtıcı özellik kazandırıyor. Reflektif sink de yollardaki karayollarındaki işaretlere yansıtıcı özellik kazandırıyor. Realistic Building'ler benim uzun süredir kullandığım bir mod. Bu mod haritaların eski bölümlerinde binaların ışıkları çok parlaktı. Bu o ışıkları biraz daha kısarak yani soldurarak daha gerçekçi bir görünüm kazandırıyor. Bunu ister kullanın ister kullanmayın ama eski bölgelerdeki şehirlerde gerçekten gerçekçi bir hava kazandırıyor bu. Çünkü eski binalar SCS'nin haritalarında ve mod yapımcıların hazırladıkları eski haritalarda binalarda gerçekten ışıklar rahatsız edici derecede parlak. Bu Real Company Logo Europa Part 2 ve Real Company Logo Baltic bunlar üç de gerçek şirketler ekliyor. Bu gerçek şirketleri üç boyutlu gerçek şirketler ekliyor. Bu Europa İtalya bölgesinde gerçek şirketler ekliyor. Bu da Baltık bölgesinde yani son Baltık derecesindeki şirketleri gerçek şirketlerle değiştiriyor. Bu akaryakıt istasyonları için gerçekçi şirket isimleri ekler. Bu yollardaki tabelaya gerçek şirketlerin reklamlarını ekleyen bir mod arkadaşlar. Bu modların tümünü seveceğinize kesinlikle eminim. Bu 3H QK'da uyku sürenizi 3 saatte sınırlar. Yani 3 saat uyur, uyanırsınız oyunda. Eğer daha fazla uyumak isterseniz 2-3 kez peş peşe uyuma imkanınız var. Ama bazı acil işlerde ve gece gündüz döngüsünde sürekli geceye geldiğiniz yerlerde bu oldukça kullanışlı bir mod haline geliyor. 3 saatlik bir uyku süresiyle tekrar başlayabiliyorsunuz. Jazzicat'in paketleri bunlar arkadaşlar. Trafik paketleri. Bu çeşitli kamyonlar ve dorseler ekleyen bir paket. Trafik pak. Bu
Boyanmış gerçek şirket isimleri taşıyan trailerler ekleyen bir paket. Bu da BDP kamyonlar ekleyen bir paket. 3 paket. Bunların tamamı 1.36 için güncellenmiş ve çalışıyor. Bu üstündeki 3 tane mod da benim hazırladığım modlar bunlar. Bu şu AI Truck Spec dediğim, yani bu Painted BDP için, şu en alttaki paket için bir eklenti. Bu JazzyCat paketiyle birlikte kullanmanız gerekiyor. Eğer bunu kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanmıyorsanız kullanmayacaksınız. Ama bu da yine seçimlik. Bu paketteki kamyonların karayolunda farklı hızlarla seyretmesini sağlar. JazzyCat paketlerinde kamyonların tamamı hız limitlerinde seyreder. Dolayısıyla yollarda kamyonlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça azalıyor. İşte bu yamada bu pakette kamyonların karayollarında farklı hızlarla seyretmesini sağlar. Böylece siz karayolunda kamyonlarla yarış yapmak zorunda kalmazsınız. Onlarla sık sık karşılaşırsınız ve yollarda geçebileceğiniz, yani sollayabileceğiniz kamyon sayısı artar. Bu paket 3 tane bunlar. Bir tanesi BDP için. Bu boyanmış kamyon paketi için. Bu da şu trafik paketi için. Bu 3 paket de aynı işi yapıyor arkadaşlar. Bu kamyonların trafikte farklı hızlarla seyretmesini sağlıyor. Ancak bu kamyonların, yani şu JazzyCat paketindeki kamyonların aynı zamanda park yerlerinde park halinde görme imkanınızı da sağlıyor. Park yerlerinde sürekli DAF kamyonlarla karşılaşma sorunu var. O sorunu da ortadan kaldıran 3 tane eklenti bunlar. Şu üçü. JazzyCat'in otobüs paketi. Bu da JazzyCat otobüs paketi için yine otobüslerin hızlarını değiştiren, farklı hızlarda otobüsler görmenizi sağlayan bir paket. Bu JazzyCat'in AI paketi. Burada minibüs, otomobil, kamyonet gibi araçlar trafiğe giriyor. Şu da ilginç bir paket. Bu Tuned Traffic Pack, Trafik Manyak tarafından yapılmış bir paket. Bu pakette modifiye edilmiş kamyonlar göreceksiniz trafikte bu paket sayesinde. Bu üstündeki, hemen üstüne eklediğim pakette yine benim hazırladığım bir mod, bir yama, bu paket için bir yama. Bu kamyonların trafikte farklı hızlarla seyretmelerini sağlayan bir yama. Bu SCS Trailer Skin benim hazırladığım bir mod yine. Bu modda Avrupa'daki şirketlerin dorsiyelerinin gerçek şirketlerle değişmesini sağlar. Yani onların sadece kaplamalarının, skinlerin değişmesini sağlar. Böylece trafikte farklı kamyonlar, farklı dorseler görebilirsiniz. Aynı zamanda bunları yük aldığınız yerlerde de göreceksiniz. Yük de alabilirsiniz bunları. Pacton Trailer satın alabileceğiniz bir dorse ekler. Bu dorse sadece konteyner taşımak içindir. Konteyner taşımak için bu dorseyi satın aldığınızda aynı zamanda oyuna eklenen konteynerları da seçip yükleyip taşıma şansınız var. Bu cam taşıyıcı trailer farklı skinlerle geliyor. Oldukça güzel skinler var bunda. Hem trafiğe hem de yük aldığınız kargo şirketlerine bu cam taşıma trailerlerini ekliyor. Bu Kron DLC için soğutuculara gerçek şirket isimleri, yani Carrier, Thermo King gibi şirket isimleri ekleyen bir mod. Bu da SCS'nin diğer soğutucu dorselerine yine işte Thermo King, Carrier gibi gerçek şirket markaları ekler. Bu SCS Trailer Tuning Pack SCS dorselerine modifiye elemanları ekler. Yan ışıklar, arka ışıklar, tozluklar vesaire gibi. Goodyear DLC'deki lastikleri trailerlerde, tabi trailerlerin ölçüsüne uygun olarak kullanmanızı sağlayan bir mod bu da arkadaşlar. Bu da Michelin DLC'leri yine trailerlerde kullanmanızı sağlayan bir mod. Kron Megaliner, bu mod Kron DLC'si olanlar için yine Kron DLC'sinde Megaliner'ı
Farklı skinler ekler ve çeşitli modifiye elemanları ekler. Yan ışıklar, arka ışıklar vesaire gibi. Bu da bu modla gelen Chrome Dorse'nin matlaşmasını sağlar. Yani yansıtmalarını kaldırır dorselerin. Bu benim hazırladığım Wolf Skin paketinin bir parçası Kron DLC için. Bu da yine aynı paketin Schwarzmiller DLC'si için. Heavy Cargo Pack Skin bu ağır yük dorselerine gerçek şirket isimleri ekler. Aynı zamanda ağır yüklerde taşıdığınız çeşitli araçlara da gerçek şirket isimleri ekler. Bu right back kamera sağ pencereden geriye bakmanızı sağlar. Bu soldan direksiyonlu araçlar için arkadaşlar. Yalnız onu hemen söyleyeyim. Soldan direksiyonlu araçlarda sağ camdan dışarı bakmanızı sağlar. Bu geri manevra yaparken özellikle park yerlerinde çok işe yarayan bir kamera. Bunu da ben hazırlamıştım. Oha'nın bir önerisi vardı SCS forumda. O öneriden yola çıkarak böyle bir mod hazırladım. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirler. Volvo FH 2012 Black Front. Bu Volvo'nun önüne siyah panjur ekler. Volvo FH 2012'nin ön panjurları 540 beygirin üstündeki kamyonlarda alüminyum. Dolayısıyla siyah seçemiyorsunuz. Bu mod bütün kamyonları Volvo FH 2012 kamyonlarının tamamının ön panjurlarını siyah çevirir. Bu oldukça güzel bir mod. Piva'nın hazırladığı Iveco Highway'e yüksek kaliteli siyah iç mekan ekler. Bu Renault T için yine Piva tarafından hazırlanmış bir mod. Ön konsolu değiştiriyor bu. Göstergeleri değiştiriyor. Renault T için. Renault T için ses paketi yine Piva tarafından hazırlanmış. Trilex Rims benim oldukça sevdiğim bir jant türü. Aslında şu dönemde böyle jantlar yok. Yani artık dubleks lastikler çıktığından beri bu tür jantlar kullanılmıyor ama bu jantlarda çok hoş ve güçlü bir görünüm kazandırıyor kamyonlara. Dolayısıyla ben bunları seviyorum. Eskiden bunlar iç lastikleri olan şamyelli lastikler için kullanılan bir jant türüydü. Eski olanlar hatırlarlar bunları. Şimdilerde böyle şey kalmadı. Dubleks lastikler çıktığından beri böyle jantlar kalmadı ama hala da kullanan vardır belki, bilemiyorum. Bu gerçek trailer lastikleri için bir mod arkadaşlar. Galimim tarafından hazırlanmış. Bunun aynı zamanda kamyonlar için olanı da var. Eğer ben video açıklamasına onun linkini de vereceğim. Eğer Goodyear ve Michelin DLC'leriniz yoksa bunun kamyonlar için olanı da var. Onu da kullanabilirsiniz. Bu LED ışıklar ekleyen bir eklenti. Big T tarafından hazırlanmış bir eklenti. Oldukça güzel ışıklar var. Ben ışıkları çok fazla sevmem ama buradaki bir iki tane ışık için kullanıyorum bunu. Ama fazla ışık kullanmayı sevenlerin oldukça hoşuna gidecek bir mod yine bu da. Arkadaşlar en güzel modlardan bir tanesi bu. DAF XV 105 WattK tarafından hazırlanmış bir mod bu. Kendisinden rica ettim 1800 derece direksiyon seçeneği eklemesini. Sağ olsun kırmadı, ekledi. Şu anda 1800 derece direksiyon seçeneği de var bunun. İç mekanı çok fazla özelleştirme imkanına sahip. Çok güzel bir mod. Kullanmanızı öneririm. Seveceğiniz de muhtemelen seveceğinizi inanıyorum. Çünkü dediğim gibi iç mekanı çok fazla özelleştirilebiliyor. Çok güzel bir mod. Bu modu kullanırken eğer DAF Tuning paketine sahipseniz bu fix paketinde kullanmanız gerekiyor DAF XV ile birlikte. Bu fix paketi DAF Tuning DLC'sinin bu DAF kamyonla kullanılabilmesini sağlıyor. Bu bir soğutucu, kamyonun üstüne ekleyebiliyorsunuz bunu. DAF kamyonu için yine, bu DAF 105 için. Oldukça güzel bir eklenti. Bundan da hoşlanacağınızı düşünüyorum.
Volvo FM ve FMX, bunları denedim. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ama çok uzun süre kamyon kullanmadığımı hemen belirteyim arkadaşlar. Bunlar da oldukça güzel kamyonlar. Ama çok fazla denemediğimi hemen söyleyeyim. Yalnız kamyon mağazasında ya da işte yük alırken falan herhangi bir sorun yaşamadım. Onu da söyleyeyim. Evet, benim en çok sevdiğim modlardan biri yine 1800 derece direksiyon seçeneği ekliyor bu SCS kamyonlarına. Yalnız ne yazık ki Renault Range T, yani yeni çıkan kamyonlar, işte MAN Euro 6 ve Mercedes New Actros gibi 3 kamyonu kesinlikle desteklemiyor. Belki bunun sahibi bunu güncellerse destekleyecektir ama bu mod diğer kamyonlarda da sorun çıkartıyordu. Ben mevcut kamyonlar için bir takım güncelleştirmeler yaptım bu modda. Bu modu güncelleştirilmiş halini paylaşacağım. Umarım yazar bu modu tüm kamyonlar için günceller ve 1.6 sürümü için günceller. O zaman o modu kullanırız seve seve. Çünkü diğer kamyonlarda da büyük bir eksiklik o. Güzel modlardan bir tanesi daha arkadaşlar. Renault Magnum. Bu Renault Magnum çok fazla özelleştirme seçeneğine sahip bir kamyon modu. Bu da onun için 1.36'da çalışan bir 1.35 için hazırlanmış. Yani daha doğrusu DX11 için hazırlanmış bir fix bu da. Bu kamyon için hazırlanmış bir fix dosyası. Fix dosyasını üstüne getiriyorsunuz. Fix dosyasını nereden anlayacaksınız? Şurada yazıyor bakın. Bu normal mod. Bu da fix dosyası. Evet, gene harika bir mod. Ford F-Max. Yani Türkler tarafından yapılmış hemen hemen en iyi kamyon modu diyebilirim. Hemen hemen değil de en iyi kamyon modu arkadaşlar. Kimse alınmasın. Gerçekten kusursuz yapılmış bir mod. Tek eksiği benim açımdan, ben 1800 derece direksiyonu çok sevdiğim için 1800 derece seçeneği yok sadece. Olsaydı mükemmel olacaktı. Ama bu kullanmaya kesinlikle engel değil. Bu Ford kamyonu da çok seveceğinize kesinlikle eminim. Ford kamyon için DLC, Michelin DLC'si eklentisi, Goodyear DLC'si eklentisi ve kabin aksesuarları DLC'si eklentisi. 3 tane eklenti var. Aynı zamanda bunun bir de satıcı, Ford satıcısı var. Ben buraya eklemedim. Siz ekleyebilirsiniz. Almanya'da Berlin'de bir Ford satıcısı ekliyor. Ama harita her güncellendiğinde o haritanın da o satıcı modunda güncellenmesi gerekecek. Yani mesela ProMods gibi ya da Almanya'da değişiklik yapan başka modlarla birlikte çalışmayacaktır. Çalışsa da sıkıntı yaratabilir. Bu Route Advisor, yani rota danışmanı, ekranın tam üstüne bir satır olarak ekler bu rota bilgilerini. Bu Hemilis'in hazırladığı bir şey. Ben bunu sadece 1.36'da çalışacak biçimde güncelledim. Bu aynı zamanda hem 1.35'te hem de 1.36'da çalışır. Aynı zamanda ATS'de de çalışıyor bu mod. ATS'de Kantar bilgileri ekranın ortasına gelir. Bu modda ekran kantar bilgilerinde ben hemen üstten ikinci satıra aldım. Yani ekranın ortasında herhangi bir uyarı görmeyeceksiniz. Hem ETS2 için hem de ATS için kullanabileceğiniz bir mod. Bu Wolf paketi benim hazırladığım bir paket. Burada hem SCS kamyonlar, hem Vatka'nın DAF'ı, hem Ford F-Max için bir skin var. Yani bütün kamyonları hemen hemen bulabilirsiniz. Aynı zamanda satın alınabilir tüm Dorse'ler için yine skinler var. DLC'ler için aşağıda göstermiştim, eklentileri var bu modun. Chrome ve Schwarzmiller DLC'ler için. Aynı zamanda bu modda
modu da yerleşik. Garaj modu içinde garajınızdaki tabelayı da değiştirir bu. Varsayılan olarak kahverengi tabela gelir ama eğer isterseniz farklı renklerde tabelaları da seçip onlardan birini kullanabilirsiniz. Bunların linkleri de olacak. Bu Wolf paketin bir de Steam'de yayınlanan sürümü var. Steam'e de yüklüyorum bunu. Steam'deki sürümde arkadaşlar garaj yok. Bu indirilebilir sürüm. İndirilebilir sürümde garaj var. Steam sürümünde garaj yok. Dolayısıyla bu paketi yüklediğinizde Steam paketi kullanıyorsanız, yani Steam'den kullanıyorsanız, Steam sürümünü kullanıyorsanız garaj modunu da kurmanız gerekiyor. Garajda tabela sahibi olmak istiyorsanız. Bu garaja kendi tabelanızı nasıl yapacağınızı ve kamyonlara kendi markanızı nasıl yazacağınızı da gösteren bir video hazırlamak istiyorum ama şu sıralar gerçekten işlerim çok fazla yoğun olduğu için buna bir türlü fırsat bulamadım. Burada bir cevap olsun o. Hem garaj tabelalarınız için hem de kamyonlarla kendi markanızı kolayca nasıl yazabileceğinizi gösteren bir video hazırlayacağım ama lütfen biraz sabırlı olun. Çünkü gerçekten şu sıralar işim çok fazla. Bu Oldman Driver Skin gördüğünüz gibi kamyon sürücüsünü yaşlı bir adamla değiştirir. Ben de biraz ihtiyar olduğum için bu şeyi seviyorum, skin'i seviyorum. Aynı zamanda bu animasyonlu, yani kamyon direksiyonu çevirdiğiniz zaman bu animasyon da kamyon direksiyonuna göre kolları hareket ediyor. Oldukça güzel bir sürücü skin'i bu. Sisley Mega paketi herkes biliyordur muhtemelen. Bu kamyon içine aksesuarlar ekleyen bir paket. ETS2 External Sound Increase, bu yine benim hazırladığım bir mod. SCS'nin ETS2'de dışarıdaki trafiğin sesini duymuyorsunuz kamyon kullanırken. İşte bu hem dışarıdaki trafiğin sesini duymanızı sağlıyor. Hem de içerideki bazı kolların hareketlerinde, işte sinyal kolunun hareketini biraz artırıyor. Silecek sesini biraz artırıyor. Aynı zamanda bazı kamyonlarda, tamamında değil, bazı kamyonlarda fren seslerini vesaire gibi sesleri artırıyor. Kullanmak isterseniz kullanırsınız. Bunda herhangi bir ek ses olmadığı için oyunun oynanışına da herhangi bir etkisi yok. Yani bu mod sadece ETS2'nin içindeki dahili sesleri, zaten çalmakta olan ancak sizin duymadığınız sesleri artırıyor. Mesela retarder sesi gibi örneğin. Çok az duyuyorsunuz ama bu modu eklediğinizde retarder sesini daha fazla duymaya başlıyorsunuz. Bu Oldman Driver Skin için bir eklenti yaptım ben. Bu şeyde Amerikalılara mahsus şey, yakalarda falan bir takım şeyler var. Şu aksesuarları var gömleğin. Bu aksesuarları kaldıran bir mod bu sadece. Kullanmak isterseniz bunun da linkini vereceğim, kullanırsınız. Bu kabin hareketlerini ETS2 1.35 sürümüyle ilgili kabin fiziklerinde önemli bazı değişiklikler oldu. İşte 4 noktadan süspansiyon gibi bir takım özellikler geldi. Bu modda bu kabin fiziklerini geliştirip salınımları biraz daha yumuşak hale getiriyor. Videolarda izlerseniz, benim videolarımda kamyonları kullanırken izlerseniz görebilirsiniz. Oldukça gerçeğe yakın yapmaya çalıştım. Denersiniz. Eğer hoşlanırsanız kullanırsınız, hoşlanmazsanız kullanmazsınız. Ama bunu kullanmak için bazı şeyler var yapmanız gereken. Onları da video açıklamasına yazacağım. Bir test edersiniz. Sizin beğeninize uygun olursa kullanırsınız, olmazsa kullanmazsınız. Bu da Volvo FH12 için yine benim hazırladığım bir mod. Volvo'nun o sarı rengini sevmediğim için deve tüyü renginde bir iç mekan hazırladım. Yüksek kaliteli çözünürlükte, yüksek kalitede dokular var. Volvo'nun iç mekanını değiştiren bir mod arkadaşlar bu da. Bunlar dışında aslında denediğim
Ufak tefek sorunları olan modlar var. Onları buraya eklemedim. 1.36 sürümü çıktıktan sonra bütün modları tekrar deneyip yeni çıkan modlarla beraber bir video daha hazırlarım. Video bu tanıttığım modların linklerini video açıklamasında bulacaksınız. Kullanmak istediğiniz şeyler olursa kullanırsınız. Sormak istediğiniz şeyler olursa da onları da video yorumlarında belirtirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar modlarımız bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.